Bence hayatta insan bir şeyi gerçekten ister ve bunun için çabalarsa başaramayacağı şey yoktur. Ben her zaman buna inandım ve başarmak istediğim şeyler için çabaladım. Bugün aslında hepimizin istediği her şeyi başarabileceğini kanıtlamak için yeni bir seriye başlıyorum. Çok uzun zamanda yapılabilecek ve hayatımızı değiştirebilecek şeyleri 30 gün içerisinde çok çabalayarak yapmayı deneyeceğim. Ben her zaman zayıf, 1.83 boyunda 68 kilo bir adamdım. Hiçbir zaman kas yapamadım ve hiçbir zaman kilo alamadım. Bu videomuzda 30 gün boyunca öküz gibi spor yapacak ve 30 günün sonunda hayal ettiğim vücuda kavuşmayı deneyeceğim. Bu yolculuğumda bana Bob Gym'den Barış Hoca destek olacak. Barış Hocam merhaba. Hoş geldin. Ben bir ayda 30 gün boyunca her gün buraya gelip 30 günün sonunda öküz gibi dönmek istiyorum. Öküz. Tamam, yani ben öküz gibi olabilmek için 15 yılımı verdim. Sen bunu benden 30 günde talep ediyorsun. Biz senin görüntünü değiştirmek için sadece görüntünün üzerine çalışmayacağız. Biz seni kuvvetlendireceğiz, esnek hale getireceğiz, duruşunu düzelteceğiz, beslenmeni düzelteceğiz. Bunları yapınca görüntü kendiliğinden değişiyor. Eğer sen bana bunun buradan sözünü veriyorsun, 30 gün boyunca ben aksatmayacağım. Gerçekten ben de sana şunun sözünü veriyorum. 30 gün sonra seni 30 gün boyunca görmeyen birisi tanıyamayacak. O kadar. O zaman her külçam içinde ne diyorsak ona başlasın. Ölçüme mi gidiyoruz? Ölçüme gidiyoruz. Hadi bakalım. Özellikle ben az önce ölçtüğüm mezura değerlerine bakacağım. Yani kolun ne kadar büyüdü, omzun ne kadar genişledi. Bir de aslında en çok kıstas alacağım şey, başta senin fotoğraflarını çektik ya, fotoğraflar her şeyin göstergesidir. Sporun ilk günlerinde inanılmaz yoruluyordum. Yani vücudum ham olduğu ve antrenmana alışık olmadığı için çok hafif ağırlıklarda bile patates oluyordum. Ve her yerim ağrıyordu, akşam eve gittiğimde uyuyakalıyordum. Yani bir de programın normalden çok daha ağır olduğu için böyle ne olur bitsin, ne olur gideyim dediğim antrenmanlar oldu. Şu an saat sabah 7. Ölüyorum, patates gibiyim. Ve yarın da yine erken kalkıp gideceğim. Sonraki günde. Ve antrenmanların ilk birkaç gününde tek bir programım vardı. Daha sonra bu programı işte omuz ve kol günü, göğüs ve sırt günü, bacak günü olarak üçe böldük. Yani beni en çok zorlayan antrenman her zaman bacak günü oldu. Hacı ben vefat, ben iptal. Tamam. İyi günler diliyorum. Hayatıma burada devam ediyorum. Squat ilk başta ağırlıksız olarak başladım. Sonra 10 kiloya geçtik. Sonra 20 kiloya geçtik. Derken 60 kilolara doğru çıktım ve inanılmaz zorlanıyordum. Kaç olsun? 12. 12. 12. Yoksa 55 kilo mu olmuş? Yoksa 55 mi olmuş? Ben babamın ayrını 12 dememiş miyim? Aferin sana. Ben bunu beklemiştim. Helal. Baş Hoca Street Fighter'ı 30 yıldır oynuyor ve her zaman beni yeniyordu. Şöyle bir şey dedik, yani 30 günün sonunda seni bir öküz yaparım vücut olarak ama Street Fighter'da beni asla yenemezsin dedi. Ben de yenerim dedim. Bir kere oynadık ilk gün. Sonra 3. gün bir daha oynadık. Ben onu 3. gün yendim. Vallahi yendim. Bir müsaade! Yeneceğim. Kim ölmedi? Sen ölmedin mi? Ama canım var, ölmen lazım, ölmen. Allah sana da vurdum, öldüm. Vay be. Yakından çek. Cana bak. Vay be. Ben zirvede bırakıyorum, bir daha da Street Fighter oynamıyorum. Yemek konusunda çok rahattım. Özellikle öğle yemeklerinde böyle mesela tavuk yiyordum, tavuğun yanında et yiyordum, onun yanında makarna yiyordum, onun yanında pilav yiyordum, onun yanında yoğurt yiyordum, onun yanında kısır yiyordum falan, böyle inanılmaz saçma sapan yemekler yedim. Pazar sabahı 8 küsür. Şiksin ben yiyorum, onu Cem yiyor. Bu ikisi benim. Ve şu ekmekten 2 sepet yiyorum. Normalde ekmek yememem lazım ama yiyorum yani. Spor öncesi kahvaltım. Böyle gece 1-2 gibi acıkıyordum. Normalde bana gece bir şey yeme dedi ama ben gece arada pilav da yedim, sushi de yedim, balık da yedim. Ne varsa gece de yedim. Herkes şekerli bir şey içiyor. Ben spor yaptığım için havuç suyu içtim. Ben çok...
Bravo Orkun. Bravo. Gece saat 2. Ben açım. Ömer, aç mısın? Aç mısın? IQ'm düştü. Özellikle ilk hafta her yerim ağrıdı. Yani spora böyle ham olduğum için, vücudum alışık olmadığı için her yerim ağrıdı ama ilk haftalar geçtikten sonra ağrılarım da geçmeye başladı. Yani ben bugüne kadar hiç yorulmamışım aslında. Yani yorulduğumlarımın hepsi yalanmış. Yok vallahi bugün patates oldum. Belim pert. Kahvaltı edip ilaç alacağım ve evde oturacağım muhtemelen ama akşamüstü tekrar spora gitmem lazım. Bel üzdü. Çok suyunu çıkarttım çünkü. Ama o son 20 kilo yapmayacaktım. Yapacaktım da 30 tane yapmayacaktım. Her sabah 8'de spora gidiyor olmama rağmen böyle kendimi bütün gün dinç hissediyordum. Böyle enerjiktim. Böyle o sporun verdiği enerjiyi böyle bütün gün hissediyordum. 9. gün. Sabahın körü 8.30. Spor. Bundan bir 6 set daha yapacağız. Bugün toplamda bunu kaldıracağız. Bunu bir 6 set daha yapacağız. 6 set daha yapacağız. Hani 30 gün challenge'tı bilmem neydi. Hani şampiyondun. Hani Rocky'ydin. Rocky gel buraya Rocky. Her gün kaldırdığım ağırlıkların kilosunu arttırıyorduk ve böyle spor yapmak baya hoşuma gitmeye başlamıştı. Özellikle son hafta inanılmaz yoğun bir antrenmana girdik ve dev set diye bir şey yapmaya başladık. Ve dev sette normalde ara vererek yaptığım hareketleri 4 tane hareketi arka arkaya hiç durmadan yaptım. Ve hani o dev seti yaptığımız 4 gün 5 gün boyunca her yerim felaket ağrıdı. Gece uyuyamadım, gece uyandım sabah kalkamadım. Tekrar antrenmana gittim daha çok her yerim ağrıdı falan. Özellikle son günlerde inanılmaz yordu beni. Setti. 3 set var mı? Her antrenmanda aynı şeyi söylüyorum. Hayatımda bu kadar yorulmadım diye. Çünkü her zaman artarak gidiyor. 30 günün sonunda ilk fotoğraflarımı görünce inanamadım. 30 gün. Bitti. 26-27 tamam. Antrenman sürdürdük yaklaşık. Hemen hemen 4-5 gün ok verdim. Evet. Öyle bir şey evet. Vardı. Yani 4 gün, en fazla 4 gün ok vermişsindir 30 günde. Dolu düzgün bir antrenman süreci geçirdi. Öküz gibi çalıştırdı beni. Evet. Antrenmanda yani çok iyi fokuslandım. Herhangi bir diyet programı uygulamadım. Ne varsa yedim, ne varsa yedim. Öğlen iki tane hamburger yiyordum, et yiyordum, yanında tavuk yiyordum, yanında ciğer yiyordum, makarna, pizza, her şeyi yedim. Herhangi bir takviye edici madde kullanmadın, herhangi bir saplamış şey kullanmadın, vitamin bile almadın. Hiçbir şey almadım. 30 gün boyunca tek yapmış olduğun sadece antrenmana fokuslanmak, odaklanmaktı ama antrenmanı çok iyi yaptın. Çok yoğun bir antrenman yaptım. Normal bir antrenman yapmadık. Evet, yani normal bir antrenman yaptık. Yani alacağın sonucu biraz daha maksimum düzeyde tutabilmek için bayağı yüksek şiddetli bir antrenman yaptım. Şimdi bence ben bir ilk defa bir üstümü çıkarayım. En iyi ölçü fotoğraftır zaten. Bence de en iyi ölçü fotoğraftır. Bakalım ya, o 30 gün, ben hayalimdeki vücuda kavuştum mu 30 günün sonunda? Bakalım senin hayalindeki vücut bu muydu görelim. Hadi. Görüyorum. Vay. Hiç bilmiyorum şu an. Aynı olmadı. Ne şimdi? Hiç bilmiyorum. Tamam. Ellerini şöyle tut. Oh. Şöyle. Korkun şaşkınım biliyor musunuz? Bir de tricepsine bakalım. Şöyle kitle kolunu şöyle. Şu kol. Sırtıma mı olmuş? Oha karnıma mı olmuş? Spor 30 günde bitti yani. Oha. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bu ne abi? 30 gün önce Orkun Şıkmak, bu Orkun Şıkmak mı bilmiyorum ama öyle dediler bize. Bu geldi adam, bu adam geldi. 30 gün sonunda bu. Bu ne? Omuzlar genişlemiş, karın çıkmış, göğüs çıkmış, omuz çıkmış. 30 gün azim, 30 gün çalışma, 30 gün Barış Hoca. Helal olsun. Valla eyvallah. Durun.
Ben bir 6 ay yapsam bunu böyle alacağım gidişleri. O yüzden 6 ay yaptırmam ben buraya. Ben 30 günde bunu başardıysam, siz de bir şeyi gerçekten yapmak isterseniz başarabilirsiniz. Yani bu bir sınav da olabilir, işte kilo vermek de olabilir, bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek de olabilir. Bir şeyi gerçekten isterseniz kesinlikle başarabilirsiniz. Bu serinin devam bölümünde 30 gün boyunca ne yapmamı istiyorsanız aşağı yorum olarak yazın ve yapmak istediğiniz şeyler için mutlaka çabalayın. Çünkü insanoğlunun isterse başaramayacağı şey yoktur. Impossible is nothing. Nothing is impossible. Ya ikisini olursa. Impossible is nothing. İmkansız hiçbir şeydir oluyorsun. Evet. Bütün motivasyonu kırıldı şu an insanların. Kesiyorum. Kes.